Yapımı tamamlanan Sarayönü Belediye Hizmet Binası, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle hizmete açıldı. Kürsüye ilk olarak Sarayönü Belediye Başkanı Nafi Solak geldi. Bugün açılışı için teşrif ettiğiniz belediye hizmet binası 15 ay gibi bir sürede tamamlandı. Borçsuz ve kredisiz, kendi imkanlarımızla tamamladığımız belediye binası inşallah uzun yıllar ilçemize hizmet edecektir. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da daha güçlü bir yapı için ilçe halkından destek istedi. Sizlerden beklentimiz şudur ki, bu güçlü kadronun en güçlü desteği alıp yoluna devam etmesi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Uğur İbrahim Altay Bey olmak üzere, İlçe Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Nafiz Bey'e ve Belediye Meclis üyelerimiz de malumunuz ittifak kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi olarak müşterek yaptık. Meclis üyelerimize de tam desteğinizi istiyoruz. Son 5 yılda Sarayönü'ne 96 milyon lira yatırım yaptıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da dava vurgusu yaptı. Bizler inanıyoruz ki biz önemli bir davanın, bir kutlu yürüyüşün yolcularıyız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşlarıyız. Bakın burada bakanıyla, genel başkan yardımcısıyla, milletvekiliyle, büyükşehir başkanıyla, ilçe belediye başkanıyla hep birlikte güçlü bir şekilde buradayız. Ve sizlerden 31 Mart akşamında güçlü bir destek istiyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızla bir önceki seçimdeki oylarınızı hak etmek için çalıştık. Şimdi inşallah sizlerden aldığımız destekle hem Konya'mıza hem Sarayönü'müze önemli hizmetlerde bulunmak istiyoruz. Sizlerden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek istiyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da 31 Mart sadece bir yerel seçim tarihi değil dedi ve ekledi. Çünkü bu ülkeyi bölmek isteyenlere, parçalamak isteyenlere, terör örgütleriyle, nereden geldi olduğu belli olmayan insanlarla ve kişilerle işbirliği yapıp bir illet ittifakı, zillet ittifakı kuranlara karşı güçlü durabilmek için sizlerden güç istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bir dakikasını bile boşa geçirmeksizin bu ülke için, bu vatan için çalışan, çabalayan, canını ortaya koyan bir lider ise bizlerin de en az hepimizin de onun kadar çalışıp onun gücüne güç katmakla sorumluyuz. Millet olarak, vatan olarak hepimizin bu bayrağa bir borcu var. Bu borcumuzu yerine getireceğimiz akşam 31 Mart akşamı. Daha sonra sözü Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak aldı. Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da Konyalı olması ve gerçekten hizmet aşkıyla yanan birisi olması. Ben Hakkari'de de vali olduğum dönemlerde oraya da sık sık ziyaretler gerçekleştirip o bölgemizin de kendine has ihtiyaçlarının giderilmesi, kentlerin, Yüksekova'nın, Hakkari'nin, Şemdinli'nin, Çukurca'nın da güzelleşmesi için ne kadar çaba sarf ettiğine şahitlik eden bir idareciyim. Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söze Sarayönü ilçesiyle başladı. Amacımız Sarayönü'müzü Konya'nın bir uydu kenti haline getirmek. Şu an 27 bin nüfusu var. İnşallah planlı düzenli bir şekilde büyüteceğiz. Burada sanayiyi, turizmi, ilçeyi komple büyütmek ve burada bir yeni uydu kent oluşturmak üzere projeleri var. Biz de bu projelerine destek olacağız. Bakan kurum Sarayönü'ne millet bahçesi yapılacağının da müjdesini verdi. Başkanımız dedi ki bizim çok önemli bir alanımız var. Çok önemli bir mesire alanımız var. Bu alana millet bahçesi yapmak istiyoruz. Biz de dedik ki başımızın üstüne ve o alana bir millet bahçesi yapıyoruz. Beş göz göletimizin etrafına tam 50 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapıyoruz. Ve Sarayönülü hemşerilerim burada çok güzel vakit geçirecekler. Sarayönü'ne güneş enerji santrali kurulacağının da altını çizen Bakan Murat Kurum konuşmasını şu cümlelerle noktaladı. Gönüllere dokunmayan hiçbir iş hizmet sayılmaz. Gönüllere dokunacağız. Kalpleri fethedeceğiz. 31 Mart'ta da seçimlerde de tercihinizi istikrardan ve güvenden yana kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.
Saray önü kendine yakışanı yapacaktır. Konuşmaların ardından Saray önü belediye hizmet binası dualarla bakan kurum ve protokol üyeleri tarafından hizmete açıldı. Belediye hizmet binamızın saray önümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, bismillah.